Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli izleyiciler Arapça Öğreniyorum programının Bugün inşallah 106. bölümündeyiz Bu bölümde de yine Sayılarla ilgili Konumuza devam edeceğiz Bakalım bu bölümde hangi örneklerimiz Var Bir bahçe Yeşillik Peki bir tavuk değil mi? Tek bir tavuktan bahsedelim. Fil <laughs> hadikati bahçede var. <laughs> Hadika bahçe demek. Fil <laughs> hadikati bahçede var. Deccacetun <laughs> vahidetun tek. bir tavuk var. Deccace <laughs> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Deccac tavuk. demek. Deccacetun vahidetun ee, tek olduğu zaman bu şekilde söylüyorduk. Vahidi sayımızı sona getiriyorduk. Ee, tek bir tavuk var. Peki iki tavuk dersem Fil hadikati bahçede var. Deccace tani. var. Burada sondaki ani, sondaki ani bize iki olduğunu zaten söylüyor. Tesniye diyorduk buna. Deccacenin sonuna ani getirince iki tavuk oluyordu. Peki üç tavuk dersem? Fil <laughs> hadikati bahçede var. Selasu <laughs> deccacatin. <laughs> Peki tekrar hatırlamış olduk. Deccaca müennes olduğu için sayımız Olabilir. müzekker geldi. Müzekker Selasu onun evet. zıttına, onun tersine müzekker geldi. Yani sonunda te yok. Selasu deccacatin ve saydığım şeyde çoğul geldi. Değil mi? Kesreli olarak. Selasu deccacatin üç tavuk var. Peki dört tavuk dersem? Evet. Fil hatikati -ba bahçede var. Erba'u deccacatin e dört, dört tavuk var. E, tavuk deccace müennes olduğu için sayımız zıttına onun sayımız mü müzekker olarak geldi. Erba'u deccacatin ve kendisi de çoğul olarak geldi. Cemi olarak geldi. Peki beş tavuk dersem? <language> evet fil adigati <breaker> bahçede var. Hamsu <market> deccacatin beş tavuk var. Peki beş araba deseydik? Hamsu <plausible> seyyaratin. <socklieryaja> Değil mi? Peki devam edelim. fil hadikat şimdi kaç oldu? Evet çok güzel. Sittu. Altı oldu. Bahçede var. Sittu deccacatin. Altı tavuk. Altı tavuk var. Sittu altı demek. Peki beş desem. beşi söyledim. yedi, diyeyim. Yedi fil hadikatin bahçede var. Sebu deccacatin. Yedi, yedi. Tavuk, tavuk var. 7 tavuk var. Seb'u 7 demek. Peki müzekker bir şey sayalım. Mesela bahçede 5 tane ev var diyelim. Evet çok güzel. Seb'atu buyutin diyecek. Seb'atu. Peki devam edelim. Kaç tane tavuğumuz var? 8. Ne diyeceğiz? Evet. Semani. Neden semaniyetu demedik? semaniyet Evet. Deccace müennes olduğu için sayımız müzekker olacak. semani deccacatin 8 tavuk var. Peki 9 tavuk diyelim. Fil hatikati bahçede var. Tis'u. Tis'u deccacatin 9 tavuk var. Peki 10 tane dersem. Evet çok güzel. Fil hadikati bahçede var. Aşru deccacatin 10 tavuk var. Tamam bunu daha önceden görmüştük değil mi? Peki şimdi 11, 12 diye sayalım. 11, 12. Bakalım ne diyeceğiz? Müzekkerlerde ne diyorduk? Ahada aşere diyorduk. Ama müenneste ne diyeceğiz? Bakalım. Fil <laughs> hadigati bahçede var. İhda, ihda aşerete deccacı. <laughs> neden değişti bu kadar? Ahada aşere hmm. neden böyle oldu? Müennes olduğu için. Değişikliklere bakalım. 11'den Om, sonra saydığımız şey saydığımız şey çoğul gelmiyor. Müfret geliyor. 11'den sonra yani 10'dan sonra 11, 12 diye başlarken saydığım şey müfret geliyor. Tek, deccacı değil mi? Ve saydığım şey müennesse aşerede müennes. Saydığım şey müzekkerse aşerede müzekker geliyordu. Demek ki aşere kime tabi oluyor? Saydığım şeye tabi oluyor. Saydığım şeye tabi oluyor ama bu ise onun tersine. Vahidin müennesi ihdadır. Vahidin müennesi sayılarda sayılarda vahidetün de diyoruz ama burada ihda şeklindedir. İhda aşer 11 demekmiş. Ehad aşere de 11 demek. Peki 12 diyelim. Bahçede var. Fil hadigati. İsnata aşerete 11, 12 12 tavuk. İsna aşere 12 idi. İsnata aşerete müennes için değil mi? İsnata aşerete 12 deccacı tavuk var. Neye dikkat edeceğiz burada? Saydığım şey müennes olduğu için aşere ona tabi olacak. O da müennes olacak. Peki. 13 tavuk diyeyim. Fil hadikati <chat> bahçede var. Selate aşerete deccaceten. 13 tavuk var. Aşere kime tabiydi? Saydığım şeye tabi. O müzekkerse müzekker, müennesse müennes. Deccacı müennes olduğu için aşere de müennes oldu ama selase ise onun zıttına gelecek değil mi? Deccace müennes ise selase müzekker geliyor. Peki 14 tavuk diyeyim. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Fil hadigati bahçede var. <laughs> erba aşere Erba aşaratı deccace. 14 tavuk var. Deccace müennes olduğu için aşere ona tabi olacak. Müennes olsaydı aşere de müzekker gelecekti. Peki Erba'yı sonun zıttına gelecek. Erba aşerete deccaceten 14 tavuk var. 14 araba var deseydim. Erba ee, aşerete seyyareten. Çok güzel. Seyyareten diyecek. Peki 15 tavuk var dersem. Hamse aşerete. Çok güzel. E, fil hadigati bahçede var. Hamse aşerete deccaceten. 15 tavuk on beş, on var. 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 Fil hadigati bahçede var. Hamse aşerete deccaceten 15 Tavuk. Peki 16 tavuk diyeyim. Fin hadigati sitte aşerete deccaceten. Değil mi? Sitte aşerete deccaceten. Çünkü saydığım şey deccace müennes olduğu için sitte onun zıttına gelecek ama aşere ona tabi olacak. Peki sitte aşerete deccaceten 16 tavuk var. Peki 17 tavuk dersem aşerete deccaceten. Evet. 17 tavuk ee, fil hadikati bahçede var. 17 17 tavuk. 17. Peki 18 diyeyim. Çok güzel. Fil hadikati bahçede var. semaniye deccaceten 18. 18 okay. tavuk var. semaniye Peki 18 kitap deyince nasıl diyorduk? Ee, Semaniyete, semaniye semaniye Kitaben, Değil mi? Müzekker olduğu için değişiyordu. Peki 19 nasıl diyeceğiz? Ee, Fil hadikati bahçede var. Tis'a aşerete tis deccaceten 19 tavuk var. 19 Tis'a aşerete 19 deccace var. Peki burada dikkat etmemiz gereken neydi? Saydığımız şey 10 ile 20 arasında tek geliyordu. Deccace tek geliyordu. Ee, yani çoğul gelmiyordu, müfret geliyordu. Ve aşere ona tabi oluyordu. O müennesse aşere de müennes oluyordu değil mi? O müzekkerse aşer diyordum. Ee, ve tisa, semani o da saydığım şeyin zıttına e, müennesse müzekker, müzekkerse müennes geliyordu. Peki 20 tavuk diyeyim. Fil hadikati bahçede var. 20 deccace. 20, tavuk var. tavuk var. Evet bahçede 20 tavuk var. Işruğun neydi? Işruğun 20 demek. Peki burada kaç doktor var? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, 12. Hepsi nereden? Çin'den. Çin'den. Ne diyelim? İsna aşere tabiben mine sin. 12 doktor, doktor Çin'den. Çin'dendir. İsna neydi? 12 değil mi? 12 doktor, tabip. 12 doktor var Çin'den. Peki, Kari'a ıı, suresinin Suratul karia kaç ayet? 11 ayet. Ne diyelim? Fin Suretil-Kari'atin. Kari'a suresinde var. Ihtaa ashara ayeten. 11 ayet. 11 ayet var. Var. Neden 11 ah ashar demedim? Um, ayet. Müennes. olduğu için değil mi? Ayet müennes olduğu için aşere ona tabi oldu müennes oldu. Ve ahad yerine de ihda dedim. Peki başka bir örnek görelim. Bir ayet-i kerime hatırlayalım. İz gâle Yusuf li ebihi. Yusuf babasına şöyle demişti o zaman. Ya ebeti ey babam ey babacığım inni muhakkak ki ben ra'eytü gördüm. Ben gördüm. Nereden aldım Benim gördüğümü. Tü. Tü. Ötreli olduğu için Tü. benim yaptığımı anlatıyor. Gördüm. Ahade aşere kevkeben. 11 yıldız. Evet. 11 Ahad yıldız. Ahade aşere necmen. değil mi? Necim ne? Yıldız. Kevkep. Yıldız. Gezegen. Ahade aşer. Peki neden ihda aşerete demedik? E, müz kevkeben. Müzekker olduğu için. Aşer ona tabi olmuş. O da müzekker olmuş. Peki. Ben 11 yıldızı gördüm ve şemse vel kamera güneşi ve ayı gördüm. Ra'aytuhum onları gördüm. Li bana sacidin secde diyorlar. Secde ederken gördüm. Peki ahada aşereyi ayet-i kerimeden bu şekilde hatırladık. Yine Kur'an-ı Kerim'den başka bir ayet-i kerime hatırlayalım. İnne iddete şuhur indallah muhakkak ki Allah katında ayların sayısı e, isna aşere 12 aydır. aydır. İsna aşar neydi İsna aşar? 12. 12 demek. İsna aşara 12 şehren ay. ay. 12 ay. Şehir, şehir e, müzekker olduğu için aşara not tabi olmuş, müzekker olmuş değil mi? Evet. E, Allah katında ayların sayısı 12'dir. İlahi akri ilahi ayet bu şekilde devam ediyor. E, burada kaç çocuk var? Kitap okuyorlar resimde. E, bakalım. 13. Selasete aşer. 13 değil mi? Tilmiden gara'u okudular. 13 öğrenci, okudu. 13 öğrenci okudu. 13 öğrenci okudular yani. Burada tilmiz, tilmiz müzekker olduğu için, öğrenci demek, talip de diyebilirdik. Müzekker olduğu için aşerona tabi olmuş. Aşerona tabi olmuş. Fakat selase ise onun tersine müvennes, müvennes gelmiş. Selasete aşer 13. Peki bu tesbihte kaç tane var? <laughs> Sayalım bakalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. 20 tane var. Yani. Evet. Ne diyelim buna? Lehu Ondar. onun var. Işrun habbe 12 habbe var. Yani 12 on tane var. Işrun neydi? Işrun 20. Işrun 20 demek. Habbe tane. 12 tane. tanesi var. Lehu evet. onun var. Lehu onun var 12 habbe yani şey 12 diyoruz. Düzeltelim. 20 tanesi var. 20 tanesi var. Peki kaç tane ev var? Ee, bakalım. bakalım sayalım değil mi? Tek tek sayalım. 5 5 10 ee, ve 4 tane de 7 tane de arkada var. 10, 17. 17 tane ev var. Eee Hüna, Hüna neydi? Hüna burada. Burada. Hüna burada. Seb'ata aşar. 17. 17. Beyten. Beyten. 17 ev var. Minel lübeti. Löbe oyuncak demek. Tamam. Oyuncaktan 17 on yedi, on yedi ev var. Beyt müzekker mi müennes mi? Beyt. Ev Müzekker. Müzekker. Neden müzekker? Çünkü e, sondaki t yuvarlak t değil bir. İkincisi de kelimenin aslında yoktur. O şey kelimenin aslında var o te. Dolayısıyla beyten müzekkerdir. Müzekker olduğu için aşere ona tabi olacak. O da müzekker olacak ama seba onun tersine gelecek. Hüna burada var. Seb'ate aşere 17 beyten ev var. Minel lü'beti oyuncaktan diyoruz. Lü'be neydi? Lü'be oyuncaktı. Peki. Evet değerli izleyiciler bir bölümün daha böylece sonuna geldik. Gelecek bölümde farklı konu ve farklı örneklerle buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm, Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.